Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Kasım 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Kasım ayı sizin için kariyeriniz, gelecek planlarınız, toplumdaki statünüz anlamında çok önemli, güçlü bir yeni ay. 28 Ekim'de Boğa burcunda önemli bir ay tutulması yaşadık ve tutulma tesirleriyle Kasım'a başlıyoruz. Güneş 23 Kasım'a kadar Akrep burcunda olacak. Mars Akrep burcunda olacak ve dolayısıyla enerjinizi daha çok iş, meslek, kariyer, bu alanlardaki mücadelelere harcıyorsunuz. Ve tabii ki bazı destekler almanız mümkün. Yani iş ve kariyer konusunda harcadığınız emeklerin parasal kaynaklarında ihtiyacınız olan yardımları, destekleri, kaynakları özellikle ayın ilk haftası içerisinde bulabilirsiniz. Bu ev ve aile konuları ya da sahip olduğunuz bazı mal varlıklarının değerlendirilmesi, yapılandırılması şeklinde de size yansıyabilir. Bununla birlikte ufkunuzun çok geliştiği, özellikle kişisel hedeflerinizde, geleceğe dair büyük planlarınızda çok daha cesur davranabileceğiniz bir aydasınız. Ve 13 Kasım'da Akrep burcunun 20 derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ay Mars'la birleşiyor. 10. evinizde de tam karşıt aksında Boğa'da Uranüs var. Kendi içinde hızlı, stresi yüksek, tansiyonu yüksek bir yeni ay. Hızlı gelişmeler, değişimler, bazı biraz mücadele ve stres içeren durumlar da yaratabilecek bir yeni ay. Her şeyden önce kariyerinizde bazı önemli kararlar vermeniz ve bunun için adım atmanız mümkün. Yani inisiyatif alabileceğiniz bir dönemdesiniz özellikle. Üstlerle ilişkilerde sizin dışınızda gelişebilecek konular olabilir. Bu bazılarınız için ailevi konularda olabilir. Yani ebeveyn ilişkileriniz, ebeveynlerle bir aile işi gibi bir konunuz varsa burada bazı ayrışmalar, bazı özgürleşmeler söz konusu olabilir. İşle bağlantılı olarak yaşam alanlarınızda, ev, çalışma düzeninizde bazı değişimler, düzenlemeler söz konusu olabilir. Hem sizin sağlığınıza hem de ebeveyn sağlıklarına biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Mars-Uranüs karşıtlığı stresler yaratabilir. İşte bu bazı kaza ve sakarlıkları da tetikleyebileceği gibi işte tansiyon dengesizlikleri, sinir sistemi problemleri, hormonal sorunlar, bazı kronik sorunların tetiklenmesi mümkün. O yüzden mümkün olduğu kadar sağlık konularına dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Cesaret gösterebiliriz, evet, kariyer konularında, ama gereksiz risklerde almamakta bu dönemde fayda var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarında mı? Yani bunu 15-25 derece aralığı alabilirsiniz. O zaman bu yeni ay sizin için çok daha güçlü çalışabilir. Etkileri çok daha önemli olabilir. Ve 18 Kasım'da yine önemli bir gezegen döngümüz gerçekleşecek. Mars biliyorsunuz 2 yılda bir güneş sistemimizi döner ve 2 yılda bir güneşle birleşir. Bu kendi içinde önemli bir Mars döngüsüdür. Bu sefer 18 Kasım'da Mars ve Güneş Akrep burcunun 25 derecesinde birleşecek ve sizin 10. evinizde. Mars neredeyse enerji orada, hareket orada ve mücadele de orada. Ve demek ki sizin için daha fazla enerji harcayacağınız, mücadele edeceğiniz alan gerçekten hedeflediğiniz alanlar. Yani kariyerde kendinizi nasıl görüyorsunuz, ne hedefliyorsunuz? Toplumdaki statünüz, mücadeleniz bu alanlarda. Başarı odaklı olabileceğiniz bir dönem. Dolayısıyla sizin için enerji anlamında çok güçlü, çok önemli bir dönem. Hem iş, hem kariyer, hem bununla bağlı olarak hayatınızda statünüzün temellerini atıp burada mücadele edebileceğiniz önemli bir döngüde başlıyor. 23 Kasım'da Güneş artık Akrep'ten ayrılıp Yay'a geçecek. Mars hemen ardından 24 Kasım'da Yay burcuna geçecek. Bu geçişle birlikte Satürn'le, Balık burcundaki Satürn'le bir kare açı yapacak. Kazançlarınız ve parasal konularda daha ciddi yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz. Biraz daha gerçekçi bir bakış açısı, finans durumunuzda düzenlemeler, uzun vadeli planlamalar içerisinde olabilirsiniz. Belki bir oluşum için, belki bir sosyal etkinlik için, bir seyahat için, bir eğitim için bir parasal ihtiyacınız da doğabilir. Hani bununla ilgili olarak da kaynaklarınızda şöyle bir düzenleme, bir ayarlama yapmanız gerekebilir. 27 Kasım'da 4 derece İkizler burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin için aslında Güzel bir dolunay 5. evinizde, keyifli bir alanda meydana geliyor çünkü. Dolunay bir tamamlanma, bir dönüşüm, bir farkındalık getiriyor. Özellikle yaşamınızda size keyif veren konularda, eğlenceli konularda, aşk, romantizm gibi bir konuda ya da çocuklarla ilgili konularda önemli bir amacınıza ulaşmanız mümkün. Örneğin yani bir hobi için ilgi duyduğunuz bir alanda bir eğitime başlayabilirsiniz, bir kursa başlayabilirsiniz. İşte çocuklarla ilgili bir hedefinize eğitim gibi ulaşabilirsiniz. Bu bir hamilelik, bir doğum konusu da olabilir. Çocuk sahibi olmakla ilgili bir konu da olabilir. Size sorumluluk verecek bir konu da olabilir. Daha uzun vadeli bakabileceğiniz, uzun vadeli yaklaşabileceğiniz bir konu da olabilir. Merkür Neptün arasında bir kare açı var. Bu nedenle özellikle evet, geleceğe daha idealistsiniz, yaratıcılığınız çok güçlü ama para konularında daha gerçekçi yaklaşın, daha planlı, programlı olun. Çok fazla öyle şansa güvenip de risk almamaya çalışın sevgili kovalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda ikizler, başak, yay ya da balık 0-7 derece arasında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için daha etkili olacaktır, önemli olacaktır. Kasım ayının son haftasını da zaten bu dolunay enerjileri önemli ölçüde etkileyecek. Mars'ın 11. evinizde olması özellikle 24-25 Kasım'dan sonra biraz daha sosyal konulara, işte arkadaş ilişkilerine, özellikle organizasyonları ve gruplar içerisindeki faaliyetlere daha fazla yönelebileceğinizi de işaret ediyor. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Kova burcu, burçlar kuşağının 11. burcudur. Yönetici gezegeni Uranüs ve Satürn'dür. Hava elementinin sabit nitelikli burcudur. Kova burçları heyecanlı, insancıl, bağımsız, yaratıcı, ileri görüşlü, arkadaş canlısı kişilerdir. Aynı zamanda dik kafalı, geleneklere aldırmayan, huysuz, anlaşılmaz, tutucu kişiler de olabilirler. Kova burcu insanı yeni olan her şeye meraklıdır. Modaya uygun giyinmek ve yeni çıkan her şeye sahip olmak isterler. Kovalar, insanları seven ve dünyaya dost gözüyle bakan kişilerdir. Çok yönlü ve kültürlüdür. Birçok konuda bilgi sahibi olabilir. Toplumda aranan kişiler olmalarına rağmen bazen herkesten uzaklaşma ihtiyacı duyarlar. Kendilerini çok beğenebilirler. Kova burcu dahiler burcudur. Hayalleri gerçek yapacak kişilerdir.